Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Mayıs ayı olan meclis toplantısı 10. Bileşim 1. oturumu yapıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Başkanlığı'nda gerçekleşen meclis toplantısı koronavirüs salgını nedeniyle Odunpazarı Belediyesi nikah salonunda yapıldı. 18 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında 12 gündem maddesi oy birliğiyle 6 gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 21 Mayıs Çerkez sürgünü kınıyarak sözlerine başladı. Geçen oturumda bazı arkadaşlarımız 18 Mayıs nedeniyle Kırım-Tatar sürgünü konusunda bir görüş bildirdiler. Yarın da 21 Mayıs Büyük Çerkez sürgününün yıl dönümü. Bunu da kınadığımızı, bunu da kabul etmediğimizi ve orada hayatını kaybeden soydaşlarımıza da rahmet dilediğimizi bütün meclis adına belirtmiş olayım. Gündem maddeleri arasında yer alan Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Odunpazarı Belediyesi'nin 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi. Kredi limiti meselesi ise 2016'da uygun görülen miktarın bu devamıdır. Dolayısıyla İller Bankası bizim projemize bakacak. Zaten borçlanma limitimizi kendi değerlendirecek ve ona göre işlemini yapacaktır. Durum budur. Evet, komisyon raporunu önlerinde sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilir. Daha sonra gündeme ait söz alındı. Sözlerinizde de şu anlaşıldı. Biz bunu yapamayabiliriz. Eyvallah, pandemi dönemi falan filan. Ama biz 2013 yılında 52 milyon liralık yatırım bütçesini gerçekleştirdik. Yani sizin tam 8 yıl önünüzdeyiz. Evet, Park Bahçeler Müdürlüğü. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yatırımlardan, yani ihaleler yapmış, 6 tane ihale yapıyor, 4 ihalenin 4 ihalede keşif artırımına gidiyor. Yani bir tanesinde hadi hesap edemedik gidildi. 2 tanesinde gidildi. 4 tanesinde neden gidildi onu da bilmiyorum. Odunpazarı Belediyesi bütçesinin ülke ekonomisindeki gelişmelerden hiç etkilenmiyormuş gibi bir konuşma hazırlamam gerektiğini anladım. Bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum ancak belediye ekonomimizin ülke ekonomisinden olumlu ya da olumsuz çok etkilendiğini düşündüğüm için takdiri de kamuoyuna bırakarak ülkemizin 2020 yılına ait sadece birkaç ana kalem verisini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2020 yılında yani 1-1-2020, 31-12-2020 tarihleri arasında ülkemiz para birimi olan Türk lirası dolar bazında %23,5, euro bazında %35, İngiliz sterlini karşısında %27 oranında değer kaybetmiştir. Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 1 Haziran 2021 Salı günü yapılmasına karar verildi.